Teşekkür ederim Emel. Bu değerli toplantıya davet ettiğiniz için. Ben bu sunumda daha çok biraz kısaca zaman aşımı konusunda uluslararası mevzuata değinip genel olarak cezasızlığın mağdurlar üzerindeki etkisine detaylı olarak değinmek istiyorum. Tekrar olmaması bakımından zaten söz edeceğim birçok şeyi sen ve Hülya ifade ettiniz. O yüzden o kısmı biraz hızlıca geçeceğim. Türkiye'deki pratikler kısmı, dediğim gibi biraz uluslararası mevzuat ne diyor bu konuda ona değineceğim hızlıca. Bununla ilgili şöyle zaman aşımının devletlerin insanlığa karşı işlemiş olduğu suçları soruşturma ve failleri cezalandırma yükümlülüğüne aykırı bir düzenleme olduğu ve bu nedenle de bu tür suçlara uygulanmayacağı uluslararası hukukta teamül haline gelmiş. Bununla ilgili olarak uluslararası düzeydeki sözleşmelerden biri Birleşmiş Milletler Savaş Suçları ve İnsanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair sözleşme. Bu sözleşmenin birinci maddesi şöyle diyor. İşlendiği ülkenin iç hukukuna göre ihlal oluşturmayan fiiller olarak kabul edilseler bile ister savaş zamanında isterse barış zamanında işlenmiş olsun insanlığa karşı suçlar, savaş suçları, soykırım ve apartheid gibi gayri insani eylemler bakımından zaman aşımı süresinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna benzer başka sözleşmeler de var. Detaylara girmeyeceğim. Biri 1974 tarihli savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair Avrupa Sözleşmesi. Bu sözleşme de insanlığa karşı işlenmiş suçların koşturmasında zaman sınırının bulunmayacağını belirtiyor. Bir diğeri de Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün 29. maddesi. Mahkemenin yargı yetkisine içine giren suçlar, yani soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve saldırı suçu bu herhangi bir yasa sınırlamasına konu olamaz diyor. Onun haricinde işte 2006 tarihinde kabul edilen Hülya da söz etti. Ağır insan hakları, uluslararası insan hakları hukuk ihlalleri ve ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri mağdurların çözüm ve tazminat hakkına dair temel prensiplerde de zaman aşımları uluslararası hukuk nezdinde suç teşkil eden ağır insan hakları hukuku ihlalleri ve ciddi uluslararası insancıl hukuk ihlalleri için geçerli olamaz diyor. Bunun haricinde zaman aşımının bu tür suçlara uygulanıp uygulanmayacağı sorunu da Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin birçok kararında ele alınıyor. Mesela Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi zaman aşımının ve afları bir devletin soruşturma, kovuşturma ve sorumluları cezalandırma ve mağdurlara tazminat sağlama görevinden vazgeçmek için kullanılmayacak yöntemler olarak belirliyor. Önemli bir kararında şöyle diyor. Almonacid Arellano Şili davasında Şili'de yaygın olarak kullanılan, yaygın bir politik olarak uygulanan zorla kaybetmeyi insanlığa karşı suç olarak nitelendiriyor ve zorla kaybetme suçunun af yasalarına ya da zaman aşımına tabi tutulmayacağına ve ortadan kaldırılmayacağına hükmediyor. Bir de çarpıcı olarak demin tartıştık, örnek olması açısından şunu belirtmekte fayda görüyorum. Mahkeme şunu belirtiyor. Şili devletin BM savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar bakımından kanuni sınırlamaların uygulanmayacağına dair sözleşmeyi onaylamadığını ancak insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının uygulanmayacağı kuralının bu sözleşmeyle konulan bir kural olmadığını ama sözleşmeyle tanınan genel uluslararası bir hukuk normu olduğunu belirtiyor. Ve bu nedenle de Şili Devleti'nin bu zorunlu kurala uymakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Bir diğer kararda Barrios Altos Peru davasında yine mahkeme afların ve zaman aşımının kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Çünkü bunların amacının ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olanların soruşturmasını ve cezalandırmasını engellemeyi amaçladığını ileri sürüyor. Bir diğer kararda da Baldo Garcia yine Peru davasında ciddi insan hakları ihlalleriyle ilgili soruşturmaları ve bu ihlallerin faillerinin cezalandırılmasını engelleme amacını taşıyan af yasalarının zaman aşımı veya diğer kuralların uluslararası insan hakları hukukunca teminat altına alınan
vazgeçilmez nitelikteki hakları etkilediği için kabul edilemez olduğunu belirtiyor. Benzer şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de insanlar karşı suçlarda zaman aşımı uygulanmayacağını birçok kararında dile getiriyor. Mesela Varnava ve diğerleri Türkiye davasında mahkeme birçok uluslararası sözleşmeye bildirgeye atıfta bulunarak insanlığa karşı suçların soruşturulmasına zaman sınırlamasının söz konusu olamayacağı sonucuna varıyor. Yine bu ahim tespitini işkence suçuyla ilgili verdiği birçok kararda, mesela Taylan, Türkiye, Abdülsamet, Yaman davasında ya da Batı ve diğerleri gibi kararlarda tekrar ediyor ve işkence suçlarında cezanın ertelenemeyeceğini, zaman aşımına uğratılamayacağını, ayrıca bu suçlar için af çıkarılamayacağını vurguluyor. Uluslararası hukuk bu konuda net. Ama Türkiye'deki zaten uygulamalarla ilgili örnekler verdiniz. Sadece şuna kısaca değinmek istiyorum. Türkiye'de bu suçlar TCK'nın eski TCK hükümleri altına sokulduğu için zaman aşımı kararları veriliyor. Eski TCK'da işte yargısız infazlarla ilgili, cinayetlerle ilgili zaman aşımı süresi 20 yıl. Soruşturma aşamasında kaldıysa 20 yıl. 20 yıldan sonra düşürülüyor. Herhangi bir işlem, koruşturma ile ilgili bir işlem yapılmadıysa. Ama diyelim ki savcı koruşturma önünde bir girişimde bulunduysa, mesela yakalama emri çıkardıysa ya da bir şüpheliği ifade vermeye çağırdıysa, bu sürenin üzerine bir 10 yıl daha ekleniyor ve bu tür suçlar 10 yıl süre sonra düşüyor. Yakın zamandaki örneklerden gördüğümüz gibi 90'lı yıllarda işlenen suçlar düşürüldü, çoğu düşürüldü ya da düşürmeye devam ediliyor. Bunu burada bırakıyorum. Biraz zaman aşımının sonucunda meydana gelen cezasızlık kültürünün mağdurlar üzerindeki etkisinden konuşmak istiyorum. Ve bunu şunun için yapmak istiyorum. Cezasızlık ile ilgili yapılan çalışmalarda cezasızlığın mağdurların günlük hayatı üzerindeki etkilerini de göz önünde alınarak yapılması gerektiğini düşündüğüm için bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Cezasının genel anlamdaki sonuçları şu, siz de ifade ettiniz biraz. Soruşturma ve dava açılmasını engelliyor, faillerin cezasız kalmasına yol açıyor, cezanın caydırıcı etkisini ortadan kaldırdığı için faillere suçları işlemeye devam etmeleri için mesaj veriyor ve bu tür suçların sürekleşmesine neden oluyor. Genel olarak hakikatlerin ortaya çıkmasına, mağdurların adalete ulaşmalarına engel oluyor. Bu suçların unutulmasına, toplumsal hafızadan silinmesine yol açıyor. Ve bu yüzden geçmişle yüzleşme önünde bir engel oluşturuyor. Aynı zamanda mağdurların günlük yaşamlarında nihai ve acı verici etkiler yaratıyor ve iyileşmelerini engelliyor. Yani cezasızlık bir nevi mağdurların onurlarına, insanlıklarına karşı yeni bir saldırı niteliğini taşıyor. Mağdurların acılarını sürekleştiriyor ve tekrar tekrar mağduriyet yaşamalarına neden oluyor. Bunu mağdurlar daha iyi ifade edebilirlerdi ama benim yaptığım çalışmalar ve uluslararası diğer ülkelerdeki örneklerle karşılaştırarak birkaç örnek vermek istiyorum. Psikolojik etkilerden mesela nasıl etkiler oluyor? Mesela Şili'de mağdurlarla yapılan araştırmalarda mağdurlarda korku, endişe duygusu, devletin, toplumun, siyasetçilerin davranışlarından dolayı bir kafa karışıklığı, tiksinti ve utanç duygusu ve hakikat uzlaşma dönemlerinde terk edilmişlik ve çaresizlik duygusu gözlemleniyor. Eski Yugoslavya ülkelerinde mağdurlarla yapılan araştırmalarda genelde öfke, kızgınlık, sıkıntı, bunlar cezasızlığın etkileri, cezasızlığın mağdurlar üzerindeki etkileri. Öfke, kızgınlık, sıkıntı, hayatın anlamını yitirme, demoralizasyon, yaşamın anlamını yitirmesi, intikam, adaletsizlik duygusu, çaresizlik, karamsarlık, korku ve yaşamları üzerindeki kontrolün kaybı gibi duygular gözlemleniyor. Türkiye'de benim de birçok mağdurla yaptığım görüşmelerde şu duygular ifade edildi. Çaresizlik, karamsarlık, güvensizlik ve dışlanma hissi, travmanın belli olaylarla yeniden canlanması, hayal kırıklığı gibi. Mesela Lice davasında mağdurların yakınlarından biri
Mağdurların failin tutuklanması talebinin mahkeme tarafından reddedilmesi üzerine yaşadığı acı ve hayal kırıklığını şu şekilde ifade etmişti. Onun sözleriyle okumak istiyorum. İzmir'deki mahkemeden Eşref Hatipoğlu'nun tutuklanmasını defalarca istedik ama mahkeme reddetti. Birçok insanı öldürmesine rağmen her zaman özgürdü. İzmir'de trafikte çıkan kavgada birisini yaralayınca gözaltına alındı. Hakime bu şahsın 35 sivili öldürdüğünü, birçok ev ve iş yerini yaktığını söyledim. Ama bir gün bile gözaltına alınmadı. Trafikte yaşanan kavga sırasında birini ayağından vurdu ve gözaltına alındı. Bunun nedeni bizim Kürt olmamız mı? Eğer Kürt olmasaydık hapse atılırdı. Bir diğer mağdur da şöyle ifade ediyor yaşadığı hayal kırıklığını. Hukuka güvenmek istiyorduk ama şu anda umutsuzum. Eğer bana bir şey olursa nereye gidebilirim? Hiçbir yere gidemiyorum. Hiçbir yere şikayet edemiyorum. Bu farklı bir duygu. Fail 26 yıldır normal hayatına devam ediyor ama bizim hayatımız alt üst oldu. Bu aynı zamanda hukuka, adalete güven duygusunun yitirilmesi, duygusunun dışa vurumu. Bununla ilgili diğer ülkelerde de benzer gözlemlerde bulunmuş. Şili'de mesela, Arjantin'de, Brezilya, Guatemala ve bazı Afrika ülkelerinde faillere tanınan aflar mağdurların adalete olan güvenlerini sarstı. Ve Şili örneğinde mesela şu şekilde ifade ediliyor. Cezasızlığın adı uzlaşmaydı şeklinde ifade ediliyor. Türkiye'de de mağdurlar duruşmalarda hakim ve savcıların faillerin lehine davranmaları, mesela ek soruşturma taleplerini reddetmesi, mahkemelerin reddetmesi, delillerin toplanması taleplerini reddetmeleri, failleri duruşmaya getirmemeleri veya faillerin olmadığı bir zamanda duruşmaya getirip faillerin ifadelerini almaları, faillerle bir araya, mağdurlarla onları bir araya getirmekten kaçınmaları gibi pratiklerin kendilerini çaresiz, değersiz hissetmelerine ve kendilerinde güvensizlik, öfke ve acı duymalarına neden olduğunu ve bu durumun da Kürt olmalarından kaynaklandığını ve bu durumda bu nedenle de ayrımcılığa uğradıklarını ve dışlandıklarını ifade ettiler. Bir de bütün mağdurlarda gözlemlenen şöyle bir durum var. Sürekli bir yas hali var. Genellikle zorla kaybetme davalarında. Bu konuda ben uzman değilim ama insan haklarına maruz kalmış mağdurlarda çalışma yapan Şili'deki bir doktor şöyle ifade ediyor bunu. Cezasızlık ortamında gerçeğin inkar edilmesi gerçekliğin bir kanıtının artık var olmadığı anlamına gelir. Böylelikle gerçek ve bilgi olarak algılanan şey belirsiz, çelişkili ve değişken bir hale gelir. Bu da psikopatolojik belirsizlik ve kaygı mekanizmalarını yol açarak açık ve devam eden bir yara oluşmasına neden olur diye ifade ediyor. Mesela zorla kaybetme durumunda cezasızlık, belirsizlik ve gerçeğin yokluğu nedeniyle kaybeden kişinin aile üyelerinde sevdiklerinin yasını tam anlamıyla tutamamaları anlamına geliyor. Kayıplarıyla ilgili belirsizlik sevdiklerin olası ölümü konusundaki streslerini ve acılarını artırıyor. Diğer yandan ailenin kaybedilen kişinin hayatta olduğu ve bir gün geri döneceğine dair sürekli umut taşıyor ve bu durum kaybı kabullenmelerini de daha çok zorlaştırıyor ve ayrıca bir acı duymalarına neden oluyor. Diğer ülkelerde mesela zorla kaybetmelerde mağdurların yaşadığı duygulara örnek olarak şu pratikler örnek olarak veriliyor. Bazı aile üyeleri evden çıktıklarında, her evden çıktıklarında kayıp yakınlar için masaya mesaj bırakıyorlar. Bazı durumlarda bu durum kaybolmanın ardından 10 yıla kadar devam ediyor. Mesela Arjantin'de başka bir uygulama mumyalama denilen, yani zorla kaybetme mağdurlarının yatak odalarının kaybolma anında olduğu gibi muhafaza edildiği durum yaygınlaşmış. Kuzey İrlanda'da da 1998'de görüşülen bazı aileler benzer şekilde mağdurların 1980'lerin başında ortadan kaybolmalarına rağmen mağdurların odalarını temizlemediklerini belirtmişler. Buna benzer bir durum hepiniz biliyorsunuzdur. Türkiye'de Berfo Kırbayır'ın oğlu Cemil Kırbayır bir gün dönerse diye 33 yıl boyunca kapısını kilitlememesi, evi tanıyabilsin diye evinin duvarlarını boyamaması var. Kayıp yapımlarının yaşadığı diğer bir duygu da sürekli faillerle karşılaşma korkusu ya da yakınlarıyla karşılaşma umudu.
herhangi bir yerde. Mesela Arjantin'de mağdurlardan biri bunu şu şekilde ifade ediyor. Metroya bindiğimde hep yanımda oturan kişinin oğlumun suikastçısı olabileceğini düşünüyorum. Türkiye'deki cumartesi annelerin kayıp yakınlarından biri de benzer şekilde bu duyguyu şu şekilde ifade etmişti bana. Kaybolma kavramını açıklamak zordur. Sokaktaki herkesin yüzüne bakıyorsunuz. Ellerini, yürüyüşünü ve diğer hareketlerini sevdiğinize benzetirsiniz ve onu takip edersiniz. En sevdiği yemeği hatırladığınız an yemeği bırakırsınız. Mutluluğunuz her zaman eksik kalır ve özel günlerinizin tadını çıkaramazsınız. Bir yandan da dışarıdayken sürekli faillerin yanında olduğunuzu hissediyorsunuz. Failin sizinle aynı otobüste, aynı vapurda olabileceğini hissediyorsunuz. Bu duygu çok rahatsız edecek. Başka güncel örneklerden mesela sürekli yas durumuna diğer örnekte Roboski mağdurlarının yaşadığı yas hali, sürekli yas hali örnek gösterilebilir. Roboski mağdurlarından birinin ifade ettiği gibi artık hani Roboski'de düğün töreninin düzenlenmediği, kadınların sürekli siyah giydiği bir durum, sürekli bir yas hali devam ediyor. Kulp davasındaki yakınlardan biri de bunu şu şekilde ifade etmişti. İnsanların yakınlarının kemikleri, cesetleri bile yok. Mezarları da yok. Gidip dua edebileceğimiz bir mezarımız yok. Ağrıyı en çok bayramlarda hissederiz. Bayramda insanlar ölen yakınlarının mezarlarına dua ediyorlar. Ama bizde yok. Ya bunlarla ilgili örnekler fazlalaştırılabilir. Başka tabii ki cezasızlığın başka etkileri de var. Mesela ekonomik etkilerinden söz edilebilir. Mesela zorla köylerinden göç ettirilen insanların metropollerde yaşadıkları durumlar, onlara ve diğer insan hakları ihlalleri mağdurlarına adil bir onarım sağlanmadığı için yaşadıkları güçlükler, göç ettikleri yerlerde karşılaştıkları zorluklar, ayrımcılık ya da ekonomik zorluklar, bunlar da örnek verilebilir. İşte bu tür nedenlerden dolayı mağdurların günlük hayatları üzerindeki cezasızın bu etkilerinden dolayı Şili'de mağdurlarla çalışan doktor ismi Paz Rojas Belza, kalıcı cezasızlığın nihai etkilerinin mağdurlara uygulanan işkenceyle eşit veya daha kötü olduğunu öne sürmüş. Ve cezasızlığı şöyle tanımlıyor. Cezasızlığın bildiğiniz gibi üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok ama bu daha çok mağdurlar üzerindeki etkisini göz önüne alınarak yapılan bir tanım cezasızlığın. Bence çok önemli. Cezasızlık mağdurlarda acı, kayıp, yas ve çaresizlik gibi travmatik sonuçlar yaratan ve temel insani değerlere saldıran, inanç ve ilkeleri yok eden ve insanlığın zaman içinde yavaş yavaş oluşturduğu norm ve kuralları değiştiren bir şiddet biçimidir. Bu nedenle ben cezasızlıkla ilgili yapılan çalışmalara mağdurlar üzerindeki etkisini de katılarak yapılması düşüncesindeyim. Bu farklı şekillerde olabilir. Mağdurlar üzerindeki etkisinin şiddetin sadece işkence ya da diğer şiddetin değil de bir de cezasızlığın ayrı bir şiddet türü olduğu ileri sürülebilir kanaatindeyim. Şimdilik burada bırakıyorum. Zaman sınırı var diye. Daha sonra tartışma bölümünde soru cevap kısmında tartışırız tekrar. Çok teşekkür ediyorum tekrar.